Arkadaşlar merhaba. Night Online'de yine bir güncelleme günü ve güncelleme notları paylaşılmış. 0607 2023 güncelleme notları. Coin etkinliği başlamış. Coin etkinliği ile başlamışlar güncelleme notlarına. Bilmeyenler için şuradan açıyorsunuz ve işte günde 4-5 tane coin toplayıp buradaki eşyalar alabiliyorsunuz. Zaten burada iki tane mantıklı şey var. Bir monster stone, bir de kanat. Diğer hepsi çöp. Bu arada videoyu devam etmeden önce sizlerden küçük bir ricam var arkadaşlar. Videoları izlediğiniz yerin yanında hemen bakın şurada abone olduğunuz butonun yanında bir katıl butonu var. Buraya tıkladığınızda kanalımıza katıl üyeliği ile destekte bulunabiliyorsunuz. Buradan dilediğiniz az malzemeli, orta malzemeli ve bol malzemeli kumpiri seçerek destekte bulunabilirsiniz. Çok teşekkürler. Night Royale başlamış. Night Royale'in hmm. ödülleri... Bir saniye. Bir değişiklik var mı 100 tane VIP key alacaksınız 7 günlük 1000 tane bornoz premium veriyor 30 günlük Bunu pazara koyabiliyorsunuz bu arada O şekilde ödülleri var okey ASTM PC'sinde ibex pet buff Ve Restoration scroll satışları başlamış Yine biliyorsunuz normal satılanlar 70'e 105 Non trade olanlarda 55'e 80 olarak Satılacakmış Daily karakter Eliminate Elite Preets görevi oyuna eklenmiş bu görevden de 1 milyon X ve 100 leather point. Leather puan. Kazanabileceksiniz. Yani premiumsuz etkinliklere girecek oyuncuların işine yarayacak bir olay bu. Bir tane kesip elit şeylerden direkt alabiliyorsunuz. İyi bu hani premiumsuz oyuncuların işine yarar. En azından günde bir jrbdv'ye girerler. Bazı old aksesuarların ikonları güncellenmiş. Bayağı değiştirilmiş ama. <laughs> Bayağı. Old kristal earning bu şekilde yapılmış arkadaşlar. Aslında bu dolandırılmaya müsait bir olay. Hani opal 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 koyup araya old kristal koyabiliyorlar. Hani bu şekilde ikonu değişmiş. Not bad. Ama çok basit bir olay. Yani hani üzerine efekt basmışlar sadece fotoğrafının. Killing Blade yeteneği oyundan kaldırılmış arkadaşlar. Kaos oynayanlar için. Onun yerine Tears of High Class Angel yeteneği eklenmiş. Bu da 5k can dolduracakmış. Aslında kaos oynayanlar için iyi bir şey. Sürekli tek yemekten bıkıyordu adamlar. Bu iyi olmuş. Kaos oynayanlar için. UI settings üzerinde menüler küçültüldüğü zaman artık oyundan çıksanız dahi aynı şekilde kalacak. Bu işte fontlar falan var ya onları küçülttüğünüzde şey olmayacak. Ayarlarınız bozulmayacak. Kaydedecek. Güzel. Lunar War Savaşı'nda güncellemeler yapılmış. Detayları diyor. Gatekeeper ve Garrison Captain yaratıklarına yaratıklarına 20 dakika boyunca saldırı yapılmayacak. Güzel. PK atasını isteniyor. Zart diye kesilmesin. Tamam. Skor tablosu kill yerine ölüm sayısı olarak bazı haritalarda değişiklik yapılmış. Ne diyor? Telemancer NPC'si savaş haritalarına eklenmiş. Bu NPC'yi kullanarak haritada farklı bölgeler ışınlanabilirsiniz. Güzel. Düşman bölgesine saldırı yaptığınız sırada minimap üzerinden öldürme mesajı gözükecek. Şekilde değişiklik yapılmış. Dönebilsinler diye herhalde. Lunar var. Tamamlandıktan sonra kaybeden ırk Castle bölgesine ışınlanacak. Yeni, lun yeni Lunar Leather Point sistemi eklenmiş. Yeni Lunar bu e, puanlar ise istila süreci başladıktan sonra eklenecektir diyor. Ladder puanları her yeni savaşla birlikte sıfırlanacak. Okey. Alt key ile ne kadar ladder puan bastığınızı görebileceksiniz. Bağlantınız kopsa dahi ilk 100 içerisinde olan kişiler ödüllerini alacaktır diyor. Ödüller de şu şekilde. Birinci sıraya 10 tane hero 2 ve 10. sıraya 8 11 ve 100 arasına 5 101 ve 200 arasına 1. Yani aslında burada birinci sıra dediği ya 99. adam birincinin yarısını alacak. Güzel. Hero's bow şu şekilde bir eşyası olacakmış. Yalnız iyi güzel yapmışsınız da insanlar bunları üzerinde stakeleyecek, biriktirecek. Bu weight ne abi? Bir weight koymuşsunuz. Oldu mu bu? Şunu yapsana sıfırın. Adam pot taşıyamıyor zaten üstünde. Bir de kaldırmışsın bunu. Bir weight yapmışsın ya. Allah Allah. Neden böyle diyorsun dersen. Bundan hani bayağı bir toplamanı isteyecek, üzerinde bayağı biriktirmeni isteyecek. Kazanmış olduğunuz Hero's WoW eşyasını NPC Osiris üzerinden takaslayabileceksiniz arkadaşlar. Bakın, şurada diyor ki 800 tane verirsen Lunar Belt veririm. 40 tane verirsen de open lunar chest açarım senin için diyor. Bu Lunar Belt şu şekilde. Güzel bir takı aslında. Defense 50, Jamadar var, Sword var, Club, Axe, Spear, Arrow var. Güzel bir belt. Ama 800 tane biriktirirsen. Ya da 40 tane biriktirip yine düşürme ihtimalim var chest'ten. Şuraya koymuşlar. 7 günlük magic bag koymuşlar. Allah razı olsun. 1 günlük değil. 7 günlük. E, aktif edilmiş olarak gelecek. 15 günlük Lunar Tattoo gayet güzel. Aktif olarak gelecek. Speed up pot 3. Yani Jimril Yine o cimriliği ister istemez atamıyorlar üzerinden Olsun olsun. O cimrilik atılamıyor. Yani speed up 3 tane koy. 10, 10 koy 15 koy. Yani ölmezsin be birader yarım saat. 3'er tane bipon armor. 3'er tane ceveller. Spirit potion. Ve holy water of grease. Ben buna baktım. Harbiden şöyle pot veriyor bak. <laughs> Şundan. <laughs> Alda çöpe atlar gibi. Bir de spirinit mipirinit bir şey. abi de bundan veriyor. Hacı bir bundan veriyor 20 tane. Bir de bundan veriyor 20 tane. Lan bari şunlardan ver 20 tane. Bassın adam. Al da çöpe atlar gibi koymuşlar oraya ya. Allah'ım yarabbim. Bunları da koymuşlar buraya. Evet. Lunar var haritası dışında ata binilmesi mümkün olmayacaktır. Tamam. Maradon'da falan beygire biniyorlardı. Artık binemeyeceksiniz. Ata binerken saldırı yapıldığı zaman hareketin durmuş gibi görünmesi sorunu düzeltilmiş. Okey. Kuruyan porta sınıfı ata bindiği zaman farklı bir silah görünümü ortaya çıkacaktır. Ya şu kuruyan portuların da Allah aşkına devil bastıktan sonra şöyle sörfçe gibi kaymasını da bir düzeltin ya. Yemin ediyorum yanımdan böyle şey gibi kayıyor kuruyanlar. Ee, sörf yapar gibi kayıyorlar. <laughs> Rosetta Armor Box kutusundan düşen upgrade edilemeyen Rosetta Armor eşyaları aset üzerinden değiştirme özelliğiyle oyuna eklenmiş. Tamam. Kırmızı tavuk istilası etkinliği sona ermiş. Okey. Pandora 4, Agarta 5, Felis 4, 06 sonucuları kapatılmış. Allah Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yeni yeni sunucuların Maradon kamp sayısı 1'e düşürülmüştür. Oh ya Rabbi şükür gene doyduk. Yani 5-6 ay önce yapılması gereken şeyi de yeni yapmışlar. Olsun. Çok şükür doyduk. <laughs> Puzzle etkinliği sona ermiş. Okay. Full Moon Rift etkinliği sona ermiş. Aset Patos ve üçlü SC satış etkinliği sona ermiş arkadaşlar. Güncelleme notları bu şekilde. Dolu bir güncelleme notları. Ama çok fazla boş şey var içeriğinde. Ha işe yarayacak şeyler yok mu? Var. Ee, umarım her güncelleme notu böyle dolu gelirdi. Biraz okuduğumuza, videoyu çektiğimize değer bir önceki güncelleme notunu hatırlıyorsunuz bayramın öncesinde. Şunu kaldırdık, bunu indirdik, şunu kaldırdık. Bu kadar. Hani bu seferki güncelleme notu en azından bir nebze dolu. Şu old kristal ve görevi zaten görmüştük bu şey güncellemesinde. Bunlar gelmiş. Orada şöyle bir güncelleme de vardı belki bilmiyorsunuzdur. Estand çöp slotlarına ikişer mob eklenmiş. GG slotuna işte satirosa Deadmizar'da falan. ikişer mob daha eklenmiş. Yani 5 yerine 7 moba çıkartmışlar. Ama bize gelmemiş o olay. Aslında gelmemesi beni şaşırttı. Gelmesini beklerdim ben. Çünkü o slotları canlandırıp tekrardan orada bir Jenny harcanmasını isteyebilirler diye düşünüyordum. Ama getirmemişler. Onun haricinde dediğim gibi not bir güncelleme. Fena değil. Eee... Biraz kesenin ağzını açmışlar ama hala o cimrilik devam ediyor. Video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yaparak destek olabilirsiniz. Kanalımıza da abone değilseniz abone olarak destek olabiliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.